Kuduz nedir? Kuduz, hayvanlarda görülen virüs kökenli bir hastalıktır. Hasta hayvanların ısırması, seyrek olarak da tırmalaması ve yaralaması sırasında bulaşan salyalar aracılığıyla insanlara geçer sinir sisteminde kendine özgü belirtilerle ortaya çıkar ve ölüme yol açabilir. Kuduz günümüzde de üzerinde en çok durulan hastalıklardan biridir. Aşı uygulamasının giderek yaygınlaşmasına karşın dünyada her yıl 12 binden çok insan bu hastalıktan ölmektedir. Bu durum kuduza karşı duyulan endişeyi haklı çıkarmaktadır. Hastalık bir virüse bağlı olarak ortaya çıkar. Virüs tüm memelilerde hastalığa neden olabilir. Kuduzun süresi çok değişken bir kuluçka dönemi vardır. Ortalama 3-6 hafta olan bu süre, olguların büyük bölümünde 15 günle 4 ay arasında değişir. Kuduzun ilk belirtileri ısırık yerinde ağrı, karıncalanma, yaranın bulunduğu bölgede duyu yitimi ve çevresinde aşırı duyarlı bir alanın oluşması gibi bulgulardır. Bazen hafif ateş yükselmesi, kırıklık, huzursuzluk, kişilik değişiklikleri gözlenir. Bu ön evreden 1 iki gün sonra uykusuzluk, korku hissi, çöküntü ya da huzursuzlukla kendini belli eden büyük bir bunaltı görülür. Genel durum hızla ağırlaşır, görme, işitme, dokunma ve koku varsanıları ortaya çıkar. Hasta ışık ve gürültüden kaçar. Hafif bir hava akımı bile ağrılı solunum yolu ve ağız yutak kasılmalarına yol açar. Kasılmayla birlikte morarma, taşikardi, titreme görülür. Aynı kasılmalar Su içme sırasında da ortaya çıkar. Hastanın bilincinin genellikle açık olması acılarını arttırır. Belirtilerin başlamasından sonra genellikle 4-5. günde boğulmaya bağlı ölüm meydana gelir. Isırma, tırmalama ya da yaralama gibi durumlar karşısında ilgili hayvanın 5-10 gün gözetim altında tutulması için veterinere başvurulmalıdır. Çünkü dikkatli bir gözlem kuduz olasılığının doğrulanmasını sağlar. Hayvan öldürülmüşse tanı için beyin maddesi üzerinde İmmün floresans yöntemleri uygulanır. Dünya Sağlık Örgütü ısıran hayvan aşılı da olsa kuduz tedavisini gerekli görür. Kişi bağışık değilse aynı zamanda tetanos aşısı da yapılmalıdır. Kuduz bulaşan ya da bulaştığı sanılan kişinin yarası en yakın devlet hastanesinde temizlenir ve bakımı yapılır.